Sakine'nin köyü bu. Sakine'nin doğum yeri burası. Sakine'nin doğduğu yer burası, diyor geçmişte yaşananları bugüne taşıyan anlatıcı. Sözün gücü yetmiyor olmalı ki, eliyle de işaret ederek gösteriyor yıkılmış iki göz evi. Yıkılan sadece bir ev mi? Ya geçmiş, ya bundan çok önce doğup büyüyenler, ya mezarsızlarımız, ya oyunları yarım kalan çocuklar, ya gök, ya yer, ya yazılmayan, ya konuşulmayan, ya el birliğiyle kurtarmaya çalıştığımız geleceğimiz, sorma gitsin. Söze anlatıcı giriyor, Sakine burada doğdu diye köy bin bir türlü zulüm gördü diyor zulümkarlardan. 12 Eylül darbesinde burası Sakine'nin evidir, Sakine'nin köyüdür diye etrafımızdaki çevre köyler eğer birinci bir çektilerse Sakine'nin köyüdür diye burayı iki çektirirler buraya. Daha fazla baskı, daha fazla yıkım, daha fazla yakım yapıldı. Zamana tanıklık ediyor yıkık evin taş duvarları. İnadına inadına temelden yıkılmamış. Sanki bu günleri anlatması için anlatıcısını beklemiş. Sonra Sakine şehire gittiler. Babasıyla beraber şehire yerleştiler. Kim bilir Sakine uzaklarda kaç defa rüyasını gördü. O iki odanın dört duvarı arasında yaşamış sekiz kardeşin çocukluk anılarını. Kim bilir. Şimdi eksik bir kitabı tamamlamak ister gibi diz çökmüşler zamanın zifri katipleri. Sakine'nin dudaklarından çıkmış her iniltiyi alıp yeryüzündeki yerine koyuyorlar. Sakine eksik yanımızı tamamlayan içinde anlatıcısının yaşadığı o uzun hikaye. Çok beraber yaşadık diye mi yaşamadık gibi yani o kadar az ki. Yani çocuk yaşlarda... Hatırladığım annemin Almanya'da oluşu, bize ablamın bakışı, bak yani bütün kardeşlere ablam baktı, öğrenciydi. Onu da çok hayal hatırlıyorum. Çok sevgi veren bir ablaydı, sevgisini çok belli ederdi. Çok yani dokunarak, bu her zaman öyle oldu. Dokunarak severdi. İlişkilerde... yanlışa taviz çocukluğundan beri yoktu. Yanlış neydi? Diyelim ki o geleneksel çağrışımı yapan şeylere hep tepki duyardı. Benim bir pantolon ütületme hikayem var onunla. Emir vaki söylediğim veyahut da o şeyi çağrışımını yaptığı için belki de yapmadı. Mesela bir dönem annem Almanya'daydı. Babamın yanına gelmişti. Örnek olarak öyle söyleyebilirim. Biz, abim yoktu sadece en büyüğümüz. Biz diğer kardeşlerimizle birlikte Sakine bakıyordu bize. Hem okula gidiyordu, hem bize annelik yapıyordu, hem babalık yapıyordu, hem okuluna gidiyordu. Çalışkandı, yetenekliydi, becerikliydi, sevecendi, güzel bir kızdı. Yani bunun o çalışkanlığı, o becerilerinden dolayı sık sık annemin şu cümlesini ben hatırlarım çocukken işte diyordu. Çene servini veva çemi viyeni. Yani bu deyim bizde çok nadir kullanılan bir deyim ama şu amaçla kullanılıyor. Yani Türkçesi başkasının kızı olaydı benim evimin gelini olaydı ki ömrünün sonuna kadar benim evimde kalsın manasında kullanılan bir deyim. Yetenekli, çalışkan birisiydi. Çok kısa süre içerisinde çevre edinebiliyordu, sevdiriyordu kendisini. Bütün komşu kadınlarının böyle gıptayla parmakla gösterdiği biriydi. Okulda öğretmenler tarafından çok sevilen birisiydi.
Yani bu 75 öncesi Sakine yurt dışından gelmişti. Çok tatlı. Tabii bizim tek şeyimiz dersim gibi bir yerde sinemaydı. Gençlerin, kadınların ya da şeylerin gittiği bir yerde Sakine yurt dışı Berlin dönüşüydü. Gördüm Sakine'yi böyle çok tatlı, sarı bir peruk, çok farklı bir kıyafetle. Yani Sakine her zaman biraz alternatifti. Sakine cesurdu. Özel yaşamında da cesurdu. Çekinmezdi, bunu yapardı. Böyle gördüm Sakine gerçekten bir dal gibi, bir bahar dalı gibi. Orada karşılaşmıştık, o çok netti mesela. Sonraki yıllarda kardeşler o peruğu mesela farklı şekillerde espriyle, işte o talebelerin evinde kullanıyorlar, takıyorlar, geziyorlar. Sakine ile böyle kesit kesit anılarımız var tabii. Önemli. Ablam çok iyi de eğlenebiliyordu, bizi eğlendiriyordu. Peruğu vardı, peruk takardı. Süslü veya abime bir keresinde taktırmıştı peruğu. Abimi bayan kılığına koymuştu, kendi elbiselerini giydirmişti, çok süslemişti. Hepimiz camdan bakıyorduk. Çünkü o devrimci abilerin evine yolluyordu. Elinde de yemek tenceresi verdi. Karlı bir havaydı, kıştı. Biz de böyle çok mutlu mutlu camın arkasında ablamla izliyorduk. İşte onlar onu görünce çok şaşırmışlar falan. Tabii o sohbetleri o arada bilmiyorum. Sonra bunu kovaladılar, kara falan yatırdılar, tanıdılar. Öyle birkaç defa abimlerle şey yapıyorlardı. Böyle oyunlar oynuyorlardı arkadaşlarla. Sakine yani her zamanki gibi o zaman da özgür bir kişiliği vardı. Böyle rahattı, serbestti. Komşularıyla ilişkileri çok iyiydi. Bize de sorardı devamlı, işte ihtiyaçlarınız var mı? Bazen yani ekmek verdi, bazen odun, kışın özellikle odun yakmamız için odun ihtiyaçlarımızı zaman zaman istediğin zaman gelin alın derdi. Zaman bize ihanet etse, onu alıp götürse de bile Sakine ismi bizi gülümseten bir duygu. Sakine güzel bir kızdı. Sakine evet, aynı zamanda bu güzelliği aklıyla da yan yana gelince hakikaten ciddi bir bireydi ya, özel bir bireydi. Unutulmuş bir dil yürüyor dudaklarından yeryüzüne Sakine'nin. Beden buluyor o ilk cümle, o ilk başını alıp gitme, o ilk boyun eğmeme, o ilk asilik dağ mahallesindeki o iki katlı evde yıllardan sonra hala saygıyla anılıyor. Gökyüzünün altında dimdik duran Sakineli yıllar. Daha özgür dediğini yapan, yani mesela o dönemlerde genç kızlar annelerinden pek izin almadan bir yerlere gitmezdi ama ablam farklı yaşadığını fark ediyorduk. Bir farklılığı vardı çünkü. Kendi dediğini yapıyordu. Sinemaya bizi çok götürüyordu. Böyle konu, yani sevmediği, hoşlanmadığı şeye karşı çıkıyordu. Onu fark ediyorduk yani. Böyle farklı, diğerlerinden farklı. Orada hem çocuklara bakıyordu, diğer kardeşlerine bakıyordu, ilgileniyordu. Hem kendisi okula gidiyordu. İşte o dönemde devrimci arkadaşlar ilişkiler o dönem başlamış. İşte evde özellikle bayan, işte kadın arkadaşlarla ilişkileri bayağı. Mahallede bütün işte kadın arkadaşları toplayıp onlarla şey yapmasıyla başlıyor. Ya biz tabii tepkimiz, yani çok onun istediği şekilde bakmıyorduk aile olarak. Yani devrimci olsun, devrimcilik yapsın ama bizden uzak değil. Gözümüzün önünde yapsın. Ondan sonra fazla tehlikeye atılmadan. Bu böyle tipik korumacı şeyle herhalde. Yani devrim olsun ama bize bir zarar gelmesin, bedel ödemeyelim mantığıyla herhalde. Özellikle annem daha farklı tabii. Annem şey olarak tepki gösteriyordu yani. Kadınların yapacağı iş değil diye bakıyordu herhalde ilk dönemde. İşte o tepkisi de, o çıkışı çok radikal oldu şeyim.
Annem biraz böyle baskın bir karakter. Sakine ile o dönem işte o iki baskın karakterin çatışması çok radikal, Sakine'nin çok radikal karar almasını götürür. 75 yılı işte Sakine ile evdeyiz. Bir tatil herhalde halamdan döndüğü yıl. Hep anımda kalır ve gülümseyerek hatırlarım. Sakine'ye gittim işte, duvarında Leyla Kasım'ın kara kalemle çizilmiş bir resmi vardı. Onu bana gösterdi ve oradan öğrenci arkadaşlarından bahsetti, Kürdistan'dan bahsedildi. Hiçbir zaman geri adım yoktu Sakine'de. Yani en ağır problemlerde, en ağır şartlarda bile geri adım atma veya şey yoktu. Onda müthiş bir irade vardı ve o zorlukları onların üzerine giderek aşıyordu. Ve bu gerçekten bir hayranlık uyandırıyordu bizde. Yani birçok yeteneği, birçok vasfı vardı. Bu mahalledeki kadınlar tarafından da bilinirdi. Çevresinde de bilinirdi. Yani çevresinde bir çok geniş bir arkadaş, kadın grubu arkadaşı vardı. Ama bunlar içerisinde Sakine'nin yeri hep başkaydı. Hepsi böyle ayrıcalığı vardı Sakine'nin. Yani o yönü çocukluktan itibaren vardı. Bu ilk Mücadele ile tanıştığı yıllarda da böyleydi. İlk tanıştığı yıllarda çok kısa süre içerisinde çok geniş bir kadın grubu oluşturdu. Bir araya getirdi, eğitim çalışmaları başladı. Kendi aralarında tartışıyorlardı, okuyorlardı, araştırıyorlardı. Kürdistan mücadelesi üzerine özellikle. Çünkü yeni yeni Kürtlüğünü keşfetmeye başlamıştı. Yeni yeni Kürt mücadelesiyle tanışmaya başlamıştı. Bildiklerini kısa sürede insanlara aktarabilen, insanları ikna edebilme yeteneği olan birisiydi. Müthiş bir güven veriyordu. Yani Sakine'nin o yönü tanıyanlar çok iyi biliyorlar. O dönem kadınların içerisinde hemen hemen tek parmakla gösterilen, onu gördüğümüzde saygı duyan o dönemde. Adeta kendimizi güvenlikte bulurduk. Yani doğru, dürüst, bize sahip çıkan, biz ondan küçük olduğumuz için bize sahip çıkan bir kişilikteydi. Her zaman için saygı duyardık Sakine'ye. Tabii siyasi mücadeleye girdiğimizde Sakine daha çok bizden bilinçli, olgun. Görüştüğümüzde de bize hep böyle olumlu, sevecen yaklaşıp bize bir şeyler anlatıyordu. İşte Kürdistan'ı anlatıyordu, Dersim'i anlatıyordu. Mücadelenin nasıl bir mücadele edeceğimizi, niçin mücadele ettiğimizi, niçin Kürt olduğumuzu. Bunlardan bahsederdi ve saygı duyardı Sakine'ye. Sakine her aşamayı kendi hayatında devrim yaparak gitti. Ve çok tutarlı gitti ve bunun arkasında durdu Sakine. Gençlik yıllarında öyle, siyasete katılmasında öyle, özümseyerek gitti. Ve belki çok az kadında yaşanmıştır bu. Sakine bunları çok radikal değişimlerle yaptı bunu. Ve arkasında da durdu aslında. Saygı duyan, sanki bir ailenin ferdiymiş gibi. Yani kardeşçesine böyle bir ortam vardı. Yani sıcak ilişkileri, çıkarın olmadı, paranın olmadı. Tamamen amaçlarımız doğrultusunda, kendi gelişmelerimiz doğrultusunda bir süreci yaşıyorduk. Böyle bir ortamda yaşıyorduk. Yani bir aile ortamı gibiydi. Çok sıcak ilişkilerimiz vardı. Yani insani ilişkilerimiz. Sakine çocuktur annesine göre, kardeştir kendinden bir büyüğüne. Öyle nazlı, küçüğünün gözlerinden öpen bir abla mektubudur. Alınıp öpülen cezaevinden postaya verilmiş, evinize hoş gelmiş bir el yazısıdır. O bir görüş gününün hasretidir. Ne eksik ne de bir fazla. Birinizde gülen, diğerinde büyüyen bir hayattır. Na 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 na
Biz Sakine'den önce yakalanmıştık. Onlar bizden 7-8 ay sonra yakalandılar Elazığ'da. Fakat Elazığ'da biz buluştuk. Bunların içerisinde direnen ve o yapısını koruyan bir bayan arkadaşımız vardı. Bu da Sakine'ydi. Polisteki direnişi hep anlatılırdı. Beraber yakalanan arkadaşları tarafından, sonradan yakalananlar tarafından, o dönem meşhur işte 1800 evler diye adlandırılan işkencehanedeki tavırları, ki Şahin Dönmez gibi insanların ihanetine rağmen o direnişi hep anlatılırdı. Bir kadın olarak direnişi anlatılırdı. Bu beni gururlandırırdı. Bu gururu, bu şeyi sık sık paylaşırdık kendisiyle. Sohbet etme olanaklarımız vardı. Biz Ankara'da çalışmaları yürütüyordu. Öğrenci hareketi, öğrenci çevreleri içerisinde. Daha sonra şahsen görüşmedik. O da farklı bölgelere gitti. Biz de okul bıraktıktan sonra Helvan Siverek bölgesinde çalışmalara katıldık. İşte yakalandık 1980 Mart'ında. Onlar da yakalandı ama onlar Elazığ hapishanesinde, cezaevinde kaldılar. Biz Diyarbakır cezaevinde kaldık. Askeri darbeden sonra PYK davalarının çoğunu Diyarbakır'da Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde Topla'da 7. Kolordu merkeziydi orası. İçinde Sakine arkadaşın da olduğu Elazığ grubu oraya getirildi. Diyarbakır zindanında yaşanan direniş, vahşet, ihanet hepsi iç içe yaşandı. Bunun içerisinde de kadınlar da vardı. Ama gerçekten kadınların direnişin sembolü ve direnişten, haklılıktan da ısrar eden Sakine'ydi yani. Bugünden itibaren cezaevinin yeni kurallarına herkes riayet edecektir. Her gün hazır ol da sayım verilecek. Görevlilere komutanım diye hitap edilecek. Paşlar asker tıraşı olacaktır. İlk defa kurucular arasında yer alan biri olarak adını duydum. Daha sonra ki ben Diyarbakır cezaevi konusunda kitap da yazdım, onu anlatan kitap da yazdım. Sakine Cansız orada karşıma çıktı ve o zaman saygı duymaya başladım ve yakınlık hissetmeye başladım. Çünkü direnişi, oradaki direniş çok önemliydi. İnsan herhangi bir şeyde, zulüm karşısında direnen herhangi bir kişiyle bütünleşiyorsun. Ki Sakine Cansız yani kadın başına, bir kadın olarak gösterdiği direniş nedeniyle çok şey, yani dikkatimi çekmişti. Yani Diyarbakır'da benim toplam yaklaşık cezaevi yaşamım 8 yıldır. 8 yılı birlikte yaşadık. Aynı cezaevlerinde yaşadık. Birkaç ay farkın dışında. Bu süreç içerisinde toplam 3 ya da 4 kez ancak görebilme şansım oldu. Onun dışında hiç görüşemedik. Mahkemeye giderken, o da yani. Mahkemeye gidiş gelişlerde görüyorduk. Fakat şeyi biliyorduk. Yani kadınlar koğuşunda yapılan o işkencenin ağırlığını hepimiz tahmin edebiliyorduk. O vahşetini hepimiz tahmin edebiliyorduk. Bize yapılandan daha fazlasının onlara yapıldığını biliyorduk. Kadın olması vesilesiyle ekstra işkence gördüklerini, ekstra baskı gördüklerini çok iyi biliyorduk. Çok ağır geliyordu tabii. Bunu yani nasıl izah edebileceğimi bilmiyorum. Bunu anlatmak mümkün değil. Diyarbakır'da bu ilişkilerimiz olmadı. Ancak mahkeme düzeyinde biz Sakine'yi görüyorduk. Sakine'nin mahkemede görüşümüz şuydu. O asil duruşuyla, olgun ve asil duruşuyla, insana güven veren bir yapısıyla hakime karşı, mahkemenin karşısına çıkıp savunmasını yapıyordu. Tabii o dönemde Sakine arkadaşla birebir tanışma, bir araya gelme
olanakımız yoktu. Çünkü koşullar son derece ağırdı. Hani vahşet dediğimiz koşullardaydık. Ama Sakine'nin o vahşet koşullarında kadınlar koğuşunda bulunması, o vahşete karşı direnişi, yine mahkemelerinde sergilemiş olduğu tutum, militanca tutum, siyasi savunma yapması, siyasi savunma yapması, bunlar hepsi tabii müthiş bir etki bırakmıştı benim üzerimde en azından. Açık görüşe gitmiştim. Ama ablamla bizim etrafımızdaki asker sayısı diğer masalardan çoktu. Sarılıyordu, izin vermediler. O zorla sarıldı askere, çok ters baktı, itekledi böyle. Biz, ben de hani abla yapma, abla yapma diyordum. Asker geri çekildi. Çünkü çok kötü baktı. Sonra ziyaret bitecekti. Ablam kalktı. Hayır dedi, kimse gitmiyor. Biz, çok büyük bir kargaşa yaşandı. Bütün herkesi dışarıya attılar. Kalkmadı. Ablam kaldı, kalkılmayacak denmişti. O çok zor bir ziyaretti. Çünkü bayağı bir hırpalandı. Çok askerler girdi içeri şoplarla. Zaten çok vardı. Ailelerin bağırışları çok güzelmişti. Herkes bağırıyordu. Kadın koğuşu bizim cezaevlerinden izoleydi. Yani diğer koğuşlardan. Daha sonra bütün koğuşlar, herkes herkesten izole edilmişti, edildi. Ağır, sert, vahşi bir işkence ortamı. Benim bile böyle gözlerim kinli gidiyordu. Belki de Esat Oktay'dı, bilmiyorum. Bir odaya gittik. Bana bakarken dedi ki, aynı ablası gibi nasıl kötü bakıyor. Yani tabii kim olduğunu bilmiyorum ama özel bir odaydı. Hatta annem diyordu, bakma kimseye sen, böyle yani benzetip bana bakanlar oluyordu cezaevindeki askerlerden. Anneme laf söylüyorlardı. Asıl diyordu, senin başını ezmek gerekir. Böyle birini sen doğurdun. O çok etkilemişti beni, kalmıştı. Yani ben de kinlenmiştim. Herhalde beni koysalardı da anlıyordum onlar o zaman. Ama Sakine Diyarbakır cezaevinde bilinen, tanınan militan bir öncü kadındı. Çok sayıda insan aklı oynattı, öldürüldü, sakat kaldı, kendini yaktı, işte ölüm oruçlarında hayatını verdi. Ama böyle insan gururunun, onurunun ve inançlarının, yeteneklerinin, azminin son sınırına kadar denendiği, sınandığı bir yerde Sakine sınav ya da imtihanı en iyi geçenlerden biriydi. Tökezlemedi, teklemedi, umutsuz olmadı, moralini bozmadı. Her zaman da bir güven kaynağıydı. Diyarbakır cezaevinde her davranışı tabii ki gurur veren bir şeydi aslında, her davranışı. Çünkü onunla ilgili en ufak bir olumsuz duyum almadık ve yoktu zaten. 84'e kadar, 83'ün sonuna kadar biz Diyarbakır cezaevinde kaldım. Ben tali oldum 83'ün sonunda. Sakine orada kaldı. Sakine dışarıda çıkmama rağmen Sakine'nin gene cezaevindeki hal ve hareketi, duruşu, saygınlığı dışarıya da yansımıştı. O gençlik yıllarından itibaren, çünkü Sakine benim sadece ablam değildi, ben onu söyleyeyim, Sakine sadece benim sırdaşım değildi.
benim yoldaşımdı, hapishaneci arkadaşımdı, dağ arkadaşımdı. Ben bütün koşullarda da Sakine ile hep gurur duydum. Hep gururlandım böyle bir ablam olduğu için. Böyle birini tanıdığım için, böyle birisiyle aile bağım olduğu için ekstra gururlandım. Yani birçoğu Sakine'yi tanıdığı için gururlanır. Ben ekstra ablamdı, yoldaşımdı, arkadaşımdı, cezaevi arkadaşımdı. Hayatımın her alanında Sakine ile gurur duydum. Çünkü Sakine gurur duyulacak şeyler yaptı hep. Başımız önümüze düştüğü an o hep bizim başımızı kaldırmayı becerdi. Yani bunun en bariz şeyleri cezaevinde yaşandı. Biz zaman zaman yılgınlıklar yaşadık, zaman zaman teslimiyetler yaşadık. Zaman zaman bu olumsuzlukların, ağır işkencenin bize yarattığı yılgınlıktan dolayı çaresizlikler yaşadık. Ama her defasında Sakine her fırsat buldukça bizi ayağa kaldırmayı becerdi. Bunu mahkemelerde yapıyordu, mahkemedeki tavırlarıyla gösteriyordu, bunu cezaevindeki tavırlarıyla gösteriyordu. Yani Sakine ayrıcalıklı biriydi, ayrık biriydi. Bu yüzden kardeşi olarak benim böyle bir ablamın olması benim her zaman gururlandırdı, her zaman beni mutlu etmiştir, her zaman beni onurlandırmıştır. Giden ziyaretçiler veya avukatlar veya değişik kanallardan gelen bilgilerde Sakine'nin soylu bir direniş sergilediğini, işte dışarıda arkadaşların işte bu bir önderdir, bu bir halk önderidir şeyi, yorumu gerçekten de hayat bulmuştu. Yani çok enteresan. Bir kadın, bir insan çok uzun yıllar ağır baskılar, işkenceler, direnişler, ihanetler, ölüm oruçları, açlık grevleri, sıkı yönetimler, karanlık siyasal ortamlar, belirsizlikler. Ama bütün bu süreçlerden hiç etkilenmeden ruhunu, fiziğini, psikolojisini, düşünce yapısını hiç bozmadan, asaletini koruyarak, kendisi olarak kalmak yani biraz işte Sakine özgü bir şeydi. Tabii çok büyük bir şeydi. Bir kadın olarak daha da büyüktü tabii. Bir kadın olarak daha da büyüktü. Sonuçta erkeklerin İşte yoğunlukta olması, çoğunlukta olması, birçok arkadaşın bir arada olması, hani bir şey var işte, birden fazla insan eğer bir arada bulunuyorsa birbirine cesaret dağılırlar yani. Fakat Sakine öyle değildi yani. Sakine kaldığı yerde tamam 15-20'ye yakın kadın vardır ama yani işte PKK'lı olarak orada yargılanan işte birkaç kişinin dışında diğerleri çok fazla bile savunma yapmayan, konumda olan arkadaşlar. Birçoğu da köylü, yurtsever kadınlardı yani. Cesareti olan tabii. Gerçekten de yurtseverliği temsil eden kadınlar vardı. Ama pek yerli olarak mahkemelerde, duruşmalarda, hakim karşısında Kürdistan'ı, Kürdistan tarihini, PKK'yı, PKK tarihini böyle haykırarak anlatan, ifade eden bir iki arkadaşın dışında kimse yoktu yani kadın yapısı itibariyle. Bunun en başında duran da işte Sakine'ydi yani. Sakine arkadaştı, Sakine cansızdı. İçinde yaşadığımız bugünümüz gideceğimiz gelecek yolculuğudur. Yola çıktığında aklına koyup varmak istediği yolun yolcusudur şimdi. Taş yastığa gece uykusudur. Gökte yıldız, bulutta damla, karda kristal, dağda uzun bir yürüyüştür. O Sakine ki silkinip attıkça karanlığın tozunu üstünden, gülümseyen yüzüyle aydınlıktır. Daha sonra görüşemedik tabii. Biz hapiste kaldık. O dışarıya çıktı. İşte Bekaya gitti. Başkan oğlu ortamlarda eğitim, toplantılar, tartışmalar. Sonra Avrupa'ya geldi. Avrupa'da görev aldı. Sonra tekrar gerillaya katıldı. Hayatın, mücadelenin bütün alanlarında Sakine bulundu. Dağı Sakine seviyordu. Coğrafyayı seviyor. Coğrafyanın içinde yaşamayı seviyordu. O vahşi coğrafyada yaşamayı seviyordu. Ben ilk 1993 yılında gördüm Sakine'yi.
gerçekten yakışıyordu kendisine. Yani onca şeyleri yaşamış bir Sakine her zamanki gibi gene dimdikti. Heyecanlı, coşkulu. Hayatı boyunca coşkusundan hiçbir zaman, heyecanından hiçbir zaman bir şey eksik etmedi. Onun yaşamı hep heyecanla, her anı heyecandı, yeni bir heyecandı, yeni bir şeyi keşfetme heyecanıydı. Dağ sevdası Sakine'de apayrı bir yerdi. Onu biliyorum. Bu dağ sevdası derken kastettiğim coğrafyaya, özgürlüğe olan tutkusuydu. 93 yılında ilk defa gördüm, yıllar sonra. Biz o zaman Ulusal Meclis olarak adlandırdığımız Kürdistan Ulusal Meclis üyesi olarak ben Zeliha'ya gitmiştim 93 yılında. Artık o kadar kızdırdım ki dedi ki ne hayalle geldin buraya dedi. Milletvekili hayalle mi geldin? Ben dedim ki abla ben hayalle gelmedim. Ben milletvekili olarak sen seçildim geldim. Başka hayal kuracak yer mi kalmadı? Bu Allah'ın dağı dedim. Kızdı dağlara laf atın diye. İki gün benden küstük konuşmadı. Çünkü dağlara laf söyledim biraz da. Bu başka yer mi kalmadı dedim. Bir insanın düşünebileceği en iyi düşünce, tadabileceği en güzel duyguydu yani orada. İşkenceye karşı bir zamanlar işte direnen ama aynı zamanda onun mağduru olan Sakine Cansız işte 10 yıl sonra, işte 13 yıl sonra elinde sırtında silahı gerili elbisesiyle dağda kendisine işkence yapan ama aynı zamanda halkına da işkence yapan düşmana karşı savaştığını görüyorsun. Orada birlikte kalıyorsun sonuçta birkaç saat de olsa. Orada ikimizin tabi sarılması, birbirimize bakmamız yeterliydi herhalde. Yani bu her şeyi anlatıyordu aslında, ifade ediyordu yani. Sakine'yi dağda gerilla lideri olarak görünce, o fotoğrafıyla şey olunca saygın büyük arttı. Büyük arttı. Ve şey yani davasına tutkuyla bağlı olan, ki Sakine Cansız Dersimlidir. Dersim kökenlidir. Sakine Cansız o Dersim vahşetini, Dersim'deki soykırımı yaşayan değil ama onun hikayeleriyle büyüyen biri, o kinle büyüyen biri. Ha, o zaman anladım ki Sakine Cansız ötekilerden farklı, ki öyle de oldu. Hayatı da o şey üzere devam etti. Bende büyük bir saygı uyandırdı. Ve kendime yakın hissettim. Yani hiç yüzünü görmediğim zamanlarda bile benim için bir dosttu. Sakine yüzü kızımız, özledikçe annemiz, kavuşmak istediğimiz bir dost. Onun adına korktuğumuz, çekindiğimiz, daha uzun yaşasın diye gitme dediğimiz bir yoldaştır. Gitsin gideceği yere kadar. Bu bir ah değil, sevdadır. Göğsünde yuvalanan sancı. Ben Sakine Cansız Almanya'ya, Avrupa'ya geldiğinde Almanya'da Ruzis ayında ilk tanıştım ve çok heyecan duydum onda. Yani bana büyük bir heyecan verdi. Çok heyecanlanmıştım. Hatta doğru düz kendisiyle konuşamadım. Böyle mükemmel bir haz duydum onunla tanıştığım anda. Bütün PKK'nın kişiliği, yani bütün o güzel kişilikler Sakine Cansız'da gerçekten de mevcuttu. Bir gün bir telefon geldi. Abi dedi ben Sakine Cansız dedi. Orada başladı bizim tanışmamız. Yani açık söyleyeyim Sakine'ye baktığım zaman, yani ilk gördüğüm zaman modern bir kadın, çağa uygun, çağı yakalamış, çağın düşüncesine de uygun yaşayan modern bir kadın gördüm. Tabii ki bizim gerilladaki
bayan arkadaşlarımızın hepsi böyle modern ama Sakine bunların öncüsü olarak görülünce, düşününce yani ilk defa benim Kürt kadın tipindeki değişikliği Sakine değiştiriyor. Yani ben bunu söyleyebilirim açıkça. Sonraları ben Sakine'ye hep kontes diyordum. Kürt kontesi şeyi vardı yani perspektifi, dünyaya bakış açısı genişti. Öyle dar böyle bir kalıp içinde bırakmamıştı kendisini. Dünyaya bakışı oldukça human ve genişti. Avrupa'ya gelmişti. Bir arkadaş geldi, dedi, iş yerime geldi. Sizin bir arkadaşınızla görüşmek istiyor dedi. Sakine'yi gördüğümde müthiş bir ne bileyim yani o anı anlatmak biraz zor tabii. Sarıldık birbirimize. Eski sıcaklık, eski dostluk, eski yoldaşlık. Ve Sakine'yi fiziki olarak iyi gördüm. Köln Hauptbahnhof'unda buluştuk. Ki yanında bir grup da vardı. Daha sonra beraber bir yolculuk yaptık. O yolculuk, yan yana oturuyorduk. O yolculuk süresince bir şey dikkatimi çekti. Bir anda ki insanın yüzüne baktığı zaman onun ruh halinde bir bakıma okuyabiliyorsunuz insanların. Bir baktım Sakine Cansız gitmiş. Orada oturuyor ama orada değil. Pencereden dışarıya bakıyor ki Almanya'da öyle dağ, bayır bilmem ne yoktur, ağaçlıktır, yeşildir, tarlalar falan filan. Sürekli pencereden dışarıya bakıyor ama yani şey olarak da o tabiatla bütünleşmiş, doğayla bütünleşmiş vaziyette o, yani orada oturuyor ama beyin olarak orada değil. Dedim ki dağlardasın değil mi? Yüzüme şöyle baktı, evet dedi, dağları özlüyorum dedi. İşte bana telefon gelmişti, ben bayağı sevindim Sakine'nin burada oluşu. Heyecanlandım biraz da yani bu. Yani çünkü saygı duyuyorduk bir anlamda ona. Çok üst düzeyde. Görüşümüzde bayağı o da sevindi. Sanki benim ablam yani ben sayma gibi Sakine'yi gördüm. Sohbet ettik. İşte mücadeleyi bana anlattı. Saymayı anlattı bana. Celal'ı anlattı. Mücadeleyi terk etmememizi, davaya sahip çıkmamamızı. Bunu anlattı tekrar bana. Sakine Cansız'ın bu dünyadaki tek varlığı sırtında her an hazır, sırtını alıp yolculuğa çıkacak, çıkmaya hazır bir çantası vardı. Bütün varidatı diyelim, bütün malı, mülkü o çantanın içindeydi. Böyle biri. Belli, birileri bir yerde bir şeyler fısıldıyor. Hava kendince açıyor, toprak kendince. Gün sabırsızlanıp kapıdan değil pencereden sızıyor içeriye. Sonra biri o ışık Sara'nın sonsuz ruhu diyor. O derin kuyuların dibinden yeryüzüne çıkanların boynuna sarılan bir aydınlık oluyor. Abimlere geldiğinde akşamdı, geç saatte ama ben sabaha beklemedim. Gittim görmeye. İlk defa o gece ablama ben de dokunamıyordum. Yani çok seviyorduk fakat böyle yani çok istediğim gibi bir abla kız kardeş ilişkisi yaşamadık. O şey olmadı hiçbir zaman. Ama o gece çok yorgundu, uzun tren yolculuğundan sonraydı. Başını benim dizlerimin oturuyordum koltukta üstüne koyarak uykuya daldı.
Nefes bile almak istemedim uyanmasın diye. Çünkü hayatımda bir ilgi yaşadım. Ha öyleydi, severdi ama ben de yapamıyordum. Yani o ortam olmadığı için yaşamadım onu. Birazcık uyudu öyle. Sonra uyanınca ben eve gitmek gerekiyor diye uyandı. Eline dokundum, öpmek istedim. Yani o yeni yılda görüştük işte, beraber yeni yılı kutladık. Saat sabah 4:30'da Stuttgart'ta bir arkadaş beni aradı. Dedi hava sakin. Ve iki arkadaş daha şey düşmüş. Ama ben hani inanamadım. Ben nasıl üstümü giyindim sabah 5'te. Bir de yeni gelmiştim buraya. Hiçbir yere tanımıyorum ama kendimi dışarıya attım. Hani sanki kendimi dışarı atmamla Sakine'yi görecekmişim ya da kurtaracakmışım ya da yalan olacakmış gibi. Bir yalandı bu. Ben uykudaydım, rüyaydı bu. Böyle kendimi dışarı attım. Aynı 30'unda bana gelmişti geçen yıl. Yılbaşı'dan birkaç gün önce gelmişti. Yılbaşı beraber geçirmiştik. Ama bu sene çok acı bir şey yok. O zaman da yeni sarıldım, şaka yaptım. Yoldaşım, ben ona yoldaşım deyince çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Yani sen ayın kaçındaydın? İkisinde bence bizden, ikisinde mi tam hatırlamıyorum, üçünden bizden ayrıldı. Giderken bir balkonda bana döndü. Ferdi'ye selam söyledi dedi. Bir de sokakta bana el salladı. O kadar derin bana salladı ki, o kadar acı oldu ki bana. Haline o sokakta bakınca sanki o bana dönüyor. O arabaya bindi, tam binecekti, döndü bana yukarıya el salladı. O kadar derin bir el salladı ki bana. Haline sanki o orada ben o camdan bakınca sanki o bana orada el sallıyor haline. Yani çok değerli biri. Çok 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 anlatılmaz. Yılbaşından ya bir gün ya iki gün sonra aradı beni telefonla. Yılbaşımı kutladı. Hal hatırımı sordu. Yani oraya giderken de son olarak beni aradı. İşte ayın 9'unda da gece işte duyduk. Tabii savaş meydanlarında, işkencehanelerde, direniş ortamlarında çok sayıda arkadaşımız hayatını kaybetti. Yabancı da değildik. Yani buna hazırız, buna alışkınız bir biçimde. İnsan ölümüne, arkadaş kaybına insan alışmaz ama bilincimiz bunu kaldırıyor. Bunun farkında olabileceğini biliyoruz. Düşünmek bile insan istemiyor yani. Öyle bir kaybı, öyle bir olayı beyninden uzaklaştırmak istiyor. Çünkü ağır etkisi var. İnsan düşündükçe işinden çıkamıyor yani. Ağır geliyor. Kaçacağım bir olay da değil, yok sayacağım bir olay da değil, kolay da boşluğun dolanır bir insan da değil. Bu açıdan Sakine'nin kaybı bütün Kürdistan toplumunda, halkında, yüreğinde bir yara açtı. Telefonda arkadaşların Sara'nın vurulduğunu söyledi ama gerçekten de insan biraz tabii hani bir şaka olarak da insan almıyor tabii. Hani böyle bir şaka olamaz diye düşünüyorsun. O arada başka bir arkadaş da aradı. Yani aran başka arkadaşlar oldu. Sonradan ANAFE'ye düşmüştü zaten haber. Öyle öğrendim ben yani tabii. Korkunç bir şeydi. Benim kızım bir altta oturuyor. Yukarı çıktığımda sabah saat 7'ydi. Ağlayarak içeri girdi. Çok ağlayarak. Benim çocuklarım da onun etkisindeydiler. Yani burada yetişmeye büyümesine rağmen onu çok seviyorlardı. Ağlayarak içeri girdi. Dedi baba, Sakine arkadaş onlar
vurulmuş falan. Ama tabii Sakine hakkındaki hassasiyetimi eşim bildiği için kapıyı kapattı. Ben de ben ama sonra kalktım dedim ne oldu ne oldu dedi. Sakine ona vurulmuş ağır yaralılar dedi. Ondan sonra tabii çocuğu kızı susturamadık. Yani niye ağlıyor? Ben de vuruldu demek şeyi açtım. Nürçe televizyonu. Zaten orada haberi aldık işte. Ama yıkıldık yani. Çok yıkıldık. Ben haberleri okudum, bitirdim. Sonra resme baktım. Şoka oldum. Yani böyle bir şey olur mu? Hiç aklıma gelmedi. Yani böyle onun öldürüleceği. Ben de bu son diyelim 15 yılın ikinci travmasını, bir başka NAPO'nun kaçırılışı bende büyük bir travma yarattı. 99'da. İşte geçen sene de Sakine'nin yani. Yani inanamadık. Böyle bir son Sakine için olmaması gereken bir şey yani. En ağırı şuydu, onu söyleyeyim. Bana en ağırı son yolculuğunda beraber olamamak bana çok ağır geldi. Dersinde olmayı isterdim. Ahmet'te olmayı isterdim. O çok ağır. Onu ama yüreğimle oradaydım. Yani o her an oradaydım. Yüreğimle hep yanındaydım. Bir yanım hoştu çünkü sevdiği yerlere gitti. Özlemini duyduğu yerlere gitti. Ahmet'teydi, Diyarbakır'daydı. Dersim'deydi. Ama yanında olmayı çok arzu ederdim, çok isterdim. Gidememenin verdiği ağırlık şehadeti kadar bana ağır geldi belki. Acı veriyor insana ama gurur da veriyor Sakine. İnsan... Biz şey değiliz yani, insan belli bir süre sonra ölür gider. Ama Sakine herhangi bir insan değil. Öldü, unutuldu. Mümkün değil. Sakine, Bese gibi, Zarife gibi unutulmayan Kürt kadınıdır. Kemal Pir şehit olduğu zaman babası demişti, ey Kemal sen bu dört tahta parçasına sığacak bir adam mıydın? Onu hatırladım. Sakine, sen bu dört tahta arasına sıkışacak bir insan mıydın, bir kişi miydin? Sen devrimi şimdiye kadar göğüsledin, mücadeleyi göğüsledin. En zor şartlarda, işkencelerde bugüne kadar geldin. Çok erkendi. Ya aslında yani eski itikatlara göre şöyle söyleniyor. Yani biz Dersim'de hani Roza Hozofrundek ve Haktıra Rajov diyorlar. Şimdi biz gidince tabii Dersim'de çok kar vardı. Özellikle o gün çok güzel güneşliydi. Güneşin kızıydı. Yani güneşin kızı geldiği için çok özel bir güneş vardı. Yani sanki özellikle bulutları açmış Sakine'yi beklediler. Muzur güzeldi, güneş güzeldi, doğa çok güzeldi. O çok insana çok ağır geliyor ve toprağa verildiği zaman da çok ağır şey yaşandı. Orada bir sürü bayanlar bayıldı. İnsan toprağa veremiyor, Sakine'ye kıyamıyorsun. Sakine öyle güzel bir insan değil, sen onu kıyıp toprağa veremiyorsun. Yani mesele oradadır. Yoksa bir insan doğar, yaşar ve ölür. Doğal bir sonuç. Ama Sakine'nin ölümü... hani kırmancı hani bebekti eve bebekti ya mikistene. Yani hayınca vurulduğu için sen onu toprağa veremiyorsun. O sana çok acı bir, çok büyük bir acı veriyor insana. Yani insan kabullenemiyor. Ben bu güzel insanı niye toprağa koyayım? Hani diyorsun toprağa kazayım onu yine çıkarayım. Yani kalk yani kalksana yani öyle. İnsan çok acı duyuyor orada. O bizim için kutsaldır. Nasıl Munzur bizim için kutsalsa
Nasılsa Seyit Rıza bizim için kutsal bir insansa, Sakine bizim için kutsal bir insandır. Yani onu ziyareti öyle yapmamız lazım ki, onu her zaman ziyaret etmemiz lazım. Onu çiçeklerle ziyaret etmemiz lazım. Onu kendi yaşamımızda yaşatmamız lazım. Ben onu tabutta hissetmedim. Çünkü ben hep diyordum Sakine, sen bu tabutta değilsin, olamazsın. Sen Kürdistan'a sığamadın. O koca dağlara sığamadın. Sana küçük geldi. Sen bu tabutta olamazsın. Bu tabutta sen değilsin. Tabutun altına da girerek onu kaldırma onurunu da tabii yaşadım. Çünkü ben bunu aynı zamanda onur diyorum yani. Boyun eğmeyen, çok kararlı olan, 40 yıl boyunca düşündüğü, savunduğu özgürlük çizgisinden en ufak bile bir sapma yaşamayan ve seninle birlikte acıları, sevinçleri paylaşan, yaşayan bir yoldaşı son yolculuğuna gönderirken, hem son derece acı çeken bir insan olarak hem de bu acıyı gelecekte özgürlüğüne dönüştürebileceği bir duyguyu taşıyan birisi olarak da o anı böylece yaşadım yani. Bunu unutmak zaten mümkün değil. Dersim dağları kadar dikti, yüksekti aslında ruhu. Böyle çok nazlı, böyle çok asaletli. Asi ama asil biriydi. Çok asil bir insandı. Duygularına, düşüncelerine bağlıydı. Hiçbir zaman kendine ters düşmemeye etmemeye çalıştı. Neyse oydu. Dost karşısında, düşman karşısında, mahkemelerde, toplantılarda, kitle ilişkilerinde. Özellikle kadın, özellikle ezilenler, çocuklar, Yezidiler, Aleviler, yani ezilenler, tüm dışlarına ezilenler konusunda diyebilirim ki hepimizin çok daha dikkatli ve hassastı. Ama tabii efsaneler ve kahramanlar kendilerini yaratırlar. Başkaları payı onlara vermez. Başkaları yani en fazla o hakkı ona teslim eder, yani itiraf eder. Ya da isimlendirir. Ya da onu yayar, duyurur. İşte Dersim'de besi düşman eline geçmemek için kayalardan kendini aşağı atarken, bu yani bugüne kadar hala konuşuluyorken, bunu yapan Besi'ydi, başkası değildi yani. Diğerlerine kalan sadece bunu duyurmak ya da unutulmasını engellemekti. Şimdi Sakine eğer bu kadar direnişiyle, onuruyla, kişiliğiyle, bağlılığıyla, kadınlığıyla Kürdistan'ı tanıyorsa, devrim başından günümüze kadar bütün alanlarda kendi kanıtlamışsa, savaşıyor ve direniyorsa, herkese, bütün zorluklara meydan okuyorsa, eğer buna efsane olarak isimlendireceksek bunları, zaten kendisi yaratmış. Hak etmiş onu. Yani bize düşün, bunu sadece anlatabilmek, ifade edebilmek, kalıcılaştırabilmek. Sanki yani yıldızlara kayan bir yolculuğa hazırlanmış gibi insan hissediyor. Yani benim gözümde de yani Sakine Düzin Baba'ya kayan bir yıldız oldu. Hep gurur duyduk, hep. Hakikaten bizim ailemizin onuruydu. O halkın onuruydu. Abisi olmak da ayrıca bir şey. Arkadaşlarımı kaybettim, yoldaşlarımı kaybettim, ablamı kaybettim, yaşlılarımızı kaybettim. Onların yanında olamamak, onların en azından mezarına bile girememek çok ağır geliyor bana. Ablam olmak üzere bütün yoldaşlarımı, eski tanıdıklarımı, arkadaşları bir helalliğini almaya giderim. Bir yanlarına gitmek isterim, bir ziyaret etmek isterim, mezarlarını ziyaret etmek isterim. Onlarca arkadaşım var, onlarca akrabamı kaybettim, yaşlılarımızı kaybettik, amcalarımızı kaybettik, dedelerimizi kaybettik. Çok ağır bir şey. Yani bunların yanında olmamak, o son anı yanlarında, o acıda yanlarında olmamak, uğurlarken yanlarında olmamayı anlatmak da gerçekten çok zor.
Sakine, Zarife'nin ve senin el verdiği ölüm serinliğidir. Dersim'in alnından, kanayan yarasından öptüğü zamandır. Bir daha eve dönmeyecek çocuktur. Ne eksik ne de bir fazla, birinizde gülen, diğerinde büyüyen bir hayattır şimdi o. Gözünüz arkada kalmasın. Külünde ağlayan ateşin dışında, saray için kimse baş bağlamasın. Kavganın doğduğu, büyük kavganın olduğu ama onun yarattığı eşit özgür temellerde bir Kürsan emri içi hocamdır. Kürsan'ın her tarafının dağının taşın çiçek olmasını hayal ediyorum.